Korona vakalarının belirlenmesinde en kritik aşama PCR testleri. Peki süreç nasıl işliyor? Sonuçlar neden saatler sonra çıkıyor? Yanıt haberimizde. Aslında 94 tane hastayı cihaza yüklüyoruz. Toplam 35-36 dakika civarında da bu 94 hastanın testi sonuçlanmış oluyor. Önce ateşleri ölçülüyor, sonra semptom gösterenlerden örnekler tek tek toplanıyor. Ardından da laboratuvarın yolu tutuluyor. Hastaneler aylardır koronavirüsle mücadelede harıl harıl çalışıyor. Hastalığın teşhisinde en kritik aşamaysa PCR testleri. Teknisyen arkadaşlar çıkan sonucu bize gönderiyorlar bilgisayar ortamında. Hastalar tek tek değerlendirerek pozitif ya da negatif olarak sonuçlandırıyoruz. Ve çıkan sonuçlarla halk sağlığını sistemine gönderiyoruz. Ankara'nın test yükünü sırtlayanlardan biri de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Günde 4000'i bulabilen numune, kutular içinde moleküler mikrobiyoloji laboratuvarına getiriliyor. Belirtileri sebebiyle aciliye taşıyan hastaların örneklerine kırmızı renkli barkod yapıştırılıyor. Ardından da 94'er gruplar halinde ayrılarak test cihazına giriyor. 94 tane hastayı biz tek seferde çalışabiliyoruz bu cihazda. Onlar ön aşaması falan dolayısıyla uzuyor. Ön test işlemleri de uzuyor. Dolayısıyla sürece biraz uzamış oluyor. Kritik sürecin başındaki isim Doktor Fatih Ocak. Doktor Ocak testlerin analiz sürecinin en az bir saat sürdüğünü anlattı. Sonuçlar neden geç çıkıyor sorusunu yanıtladı. Eğer tek bir hastayı biz PCR'la çalışmış olsaydık o bile yaklaşık işte cihaz aşaması 36 dakika sürüyor. Ön kabul aşaması var yaklaşık 10-15 dakika orası süre. Ön testten önceki ön test aşaması var. Yaklaşık bir 25-30 dakikada orası süre. Yani nereden baksanız toplamda zaten bir saati tek bir hasta için düşündüğümüzde geçiyor. Bazen hastaların sonuçlarına kesin pozitif ya da negatif diyemediğimiz de oluyor. Bu hastaları da tekrara atıyoruz. Mesela bir hasta 1,5-2 saatte çıkacaksa bu sefer 4-5 saatte çıkabiliyor.